Okey diyoruz. Üçüncü cümleye geldik. İlk izleyeceğiz cümleyi, sonra ben yapacağım. Yaparken de analiz yapacağım. Geçen şeyi düşündüm. Hani böyle bir kere kendim yapsam, sonra bir kere daha yaparken bir analiz yapsam, sonra zaten ya da bir kere yaparken direkt o esnada analiz yapsam da oluyor. Çünkü hani sonuçta siz de gidip izleyebiliyorsunuz bunları. Artı yavaşlatabiliyorsunuz bu sitedeki videoları falan. Bu açıdan çok fark etmiyor sanırım. Okey, ilk izliyoruz, sonra da ben yapıyorum. Okey. Şeyi hatırlıyorum. Bu videoya ilk çalışmaya başladığım zaman buna da. Hani ben videosunu yapacağım şeylere, videolara 30 kere falan çalışmış oluyorum aşağı yukarı şu ana kadar. O açıdan hepsiyle bir anım olacak. Her biri için işte 30 defa bunu çalıştığım için şunu biliyorum tarzı cümleler çok kuracağım. Bu videoda şeyi hatırlıyorum ilk izlediğim zamanlar. Hani bu kişi ismini bilmiyorum. Böyle hani o değili yapıp yapmadığına emin olamıyordum. Hani işte bir arkadaş kişi, ben ona inanmak değil, inanmak değil. Hani şu an yapamadım. Hani sonra inanmak, şimdi anlamak yapıyor. Hani çok hafif bir kafa kaldırması var. En başta onu seçemiyordum mesela, ama sonra izleye izleye şu an emin gibi bir şeyim, evet diyorum. Hani kafasını çok hafif kaldırıyor falan. Hani böyle şeyi fark ediyorum. Bu işaretli bir konuşan insanlar, sağırlar başta olmak üzere, çok fazla dikkatli bakıyorlar insanlara bence. En ufak değişikliklerin bile kasıtlı yapılabilme ihtimalinin farkındalar. Hani bu açıdan mesela şey sakat bir olay. Birisiyle konuşurken sağır olan falan, kafamıza göre elimizi kolumuzu oynatma olayı falan. Çünkü her şeyin bir anlamı var. Ön kabulüyle yaklaşıyor sağırlar birbirlerine ve diğer insanlara karşı. Bunu fark ediyor ama yavaştan diyeyim. Durum bu. Başka diyecek bir şey var mı? Kendim izleyip geliyorum. Okey, şimdi ben yapıyorum. Siteyi açıyorum. Bir arkadaş kişi böyle mi yapıyor yoksa böyle mi yapıyor? Böyle yapıyor sanırım, ama mesela ileriki cümlelerde göreceğiz, bir yerde de böyle yapacak. Hani tek eliyle yapmakla iki eliyle yapmak arasında ne fark var bilmiyorum. Bir arkadaş kişi ben inanmak değil, inanmak değil. Ben burayı hızlı yaparken doğru yapıyor, hızlı yapacağım. Bir arkadaş kişi ben inanmak değil, inanmak değil, sonra inanmak, şimdi anlamak. Aslında daha güzel yapıyor ama da kamera karşısında olduğum için bir tık heyecanlandım. Ondan yapamadım. Okey. Son bir kere baştan sona yavaş çekiyorum. Bir arkadaş kişi ben inanmak değil, inanmak değil. Sonra inanmak, şimdi anlamak. Burada konuşacak bir konu var mı? İnanmak kelimesini biz daha hiç derste işlemedik. Onu direkt buradan gördüğümle biliyorum. Ben kişi, hani insan şu tarz bir şey, kişi de şu tarz bir şey benim bildiğim. Şu adam demek. Hani şurada tutunca adam demiş oluyoruz. Şöyleyken şu parmaklar kapalı sanırım, şu üç parmak kişi oluyor. Şöyle yapınca buna kapalı T de deniyor sanırım. Adam oluyor. Ama birden böyle bir şey yapıyor. Hani böyle direkt karşında biri duruyormuş gibi mi gösteriyor? Mesela böyle yaparken de böyle yapmış olacağım. İleriki cümlelerde de kişiyi böyle gösteriyor dediydim. Hani ondan bahsediyorum. Ona emin değilim. Başka, şimdi bunu derste gördük. Aynen, şimdi böyle anlamak da böyle. Durum bu. Başka bir şey yok diyecek sanırım. Düşünüp geliyorum, kapatmadan önce diyecek bir şey var mı? Nope. Hadi görüşürüz.